billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Celal'in tefsirinin Nisa suresinin 73. ayetinden itibaren okuyoruz. Sofi Ali gördün mü nerede? Ve le in lamu kasemin. Buradaki lam nedir? Lam-ı kasemdir. Lam-ı kasem ne demek? Yani mabadi bir önceki kasemin cevabıdır. O kasem mezkur da olabilir, mahzuf da olabilir. Bildiniz değil mi? Ne de Sofi Lam-ı kasem? Mabadi cevabı kasem olandır. Mahzuf şart değil. Burada zaten mahzuftur. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللّٰهِ. Hani dedik ya, sizden bir kısım kişiler var ya, münafıklardır. Savaştan kaçıyorlar, savaşlara gelmiyorlar. Size bir musibet gelince hoşlarına gider. Allah bize lütfetti, bak bize bir şey olmadı. Biz onlarla beraber geçseydik başımıza bu sıkıntı gelirdi. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللّٰهِ. Bu sefer savaşta bir yenilgi, bir katile uğramasanız, size bir Allah'ın bir fadlı isabet ederse, ne gibi? كَفَتْحِنْ. Yani bir yeri fethettiniz. Allah'ın bir fadlı değil mi? Fadlidir. وَغَنِمَتِنْ. Ganimet gibi, size bir ganimet isabet etti. Gittiniz bir yerden, ne ettiniz? Savaşa katıldınız, çok ganimet elde ettiniz. Bu sefer leyakulenne diyor ki o ve inne minkum lemmen leyubatienne. Bir önceki ayete geçti Sofi Ali, sen dün yoktun. O hani leyubatienne, savaştan geri kalan kişi der ki, ama nadimen diyerken de nadim olarak, yani nedamet duyarak, hasret çekerek diyor. Ne diyor? Diyor ki lem tekun beynekum ve beynehum meveddet. Ke en muhaffefetun. Enni nedir? Bu ke ennedir. Bu nedir? Ke ennedir. Hurufi müşebbehu bil fiilden olan ennedir. Orada muhafeftir. Enne iken en oldu. Ve ismuha mahzufun. İsmi de nedir? Mahzuf. Ey ke ennehu. Hurufi müşebbehu bil fiil. Kaç tanedirler? Altı. Doğru. İnne, enne, ke enne, lakinne, leyte. Bir de lalle. Burada o altı harften biridir. Diyor ke en muhafefedir. İsmi mahzuftur. Ey ke en hu. O mahzuf isim nedir? Hudur. Ke en şen. Hu nereye diyor? Demir şendir. Ke en şen. Şen nedir? Lem tekun olmamış meveddetun beynekuma beynehu. Bil ya'i. Çünkü meveddetun onun ismidir, müennestir. Ama müennestin hem mecazi, hem araya beynekum ve beynehum fasıl girmiş. Bir müennesle mecazi arasına, yani fiil ile müennesle mecazi arasına bir fasıl girerse, ta'nın terki daha iyi. Ya gelmesi, müzekker gelmesi daha iyi. Ve ta'i ke en lem tekun. Ta ile de gelir, müennesle gelir. Çünkü meveddetun müennesle ne kadar fasıl varsa da onun hatiri için onun fiili müennes gelebilir. Oldu. Öyle deriz. Veyahut da deriz ki ta olursa niye meveddetun müennestir? Ya olursa niye? Çünkü meveddetun vuddun manasındadır. Vudd müzekirdir. Meveddeti vudda ne deriz? Tesir ederiz. Ken lem tekun beynekum ve beynehum meveddetun marifetun. Sanki aranızda bir marifetlik, bir tanışılık yok. Ve sadakatun, sanki bir dostluk yok. Der ne de şimdi gelir. Vahaza, vahaza bu ke en lem tekun beynekum ve beynehum meveddetun. Bu mezkur, bu cümle raciun, bu racidir. İlâ kad en amallahu.
Öyle değil mi? قَالَا قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ Bu ona bağlıdır. Allah bana bir inam etmiş, siz orada vurulmuşsunuz, öldürülmüşsünüz, yenilmişsiniz, hiç umurunda değil. Sanki aranızda bir meveddet, bir dostluk, bir tanışlık yok. Anlıyorsun Osman? وَهَذَا Bu كَاَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّتُمْ Bu وَلِنْ أَصَابَكُمْ فَضُلْ مِنَ اللّٰهِ لَيَقُولَنَّ Bu كَاَنْ buna bağlı değil. Ya قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ'ya bağlıdır. هَذَا رَاجُعُنْ اِلَى قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ Bu oraya bağlı. Ali Taha anladı ne diyor? Yani buradaki كَاَنْ bir önceki ayette, 73'ündeki ayette قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ Bu oraya bağlı. Peki oraya bağlı burada gelmiş, ne arasına girmiş? Diyor o türide bir بَيْنَ الْقَوْلِ قَوْلْ كُلَيَقُولَنَّ Bu kavl arasına وَمَّقُولِهِ Bir de مَقُولِ arasına girmiş. مَقُولِ nedir? وَهُوَ مَقُولُ يَا لَيْتَنِي Yani fiil olan leyakulenne ile mef'ulü olan ya leyteni arasında ne olmuş Sofiyali? Bu cümle muhteride olmuş. Hani cümle muhteride dün de geçti. Birbirini sen iki kişi arasına gelir. Fiil faal, fiil mef'ul. Fiil faal arasında fasıl pek olmaz da ha, temiz, mümeyyez, hal, zil, hal. Sebep mu sebep böyle birbirine bağlantılı iki şartına gelen cümleye muhtelif edelim. Oldu. Neyse vele in asabekum fadlun minallahi eğer Allah'tan size bir fadıl geldiği zaman feteh veya ganimet le yekulenne o kişi der. Nedir? Ya leyteni kuntum ma'hum. Keşke ben de onlarla beraber olsaydım. Keşke ben de onlarla beraber bu savaşa katılsaydım. فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظ۪يمًا Bir fevze azim ile, yani فَاَفُوْزَ kurtursaydım, فَوْزًا عَظ۪يمًا Büyük bir kurtuluşla kurtursaydım. Yani ben de bu fethin şerefine nail olsaydım, ben de bu ganimetlere ortak olsaydım, ben de burada mal almış olsaydım. Şimdi فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظ۪يمًا ne demek? اَخُوْزَ فَاَفُوْزَ demek, اَخُوْزَ Ta ki ben de alaydım. Hazzen vafire. Öyle değil mi? Bir hazzen vafire minel ganimeti. Ganimetten ben de vafir. Vafir ne demek? Kesir. Ben de ganimetten ta ki kesir bir pay almış olsaydım. Ya leyteni kuntu ma'hum fe efuze fevzen azime. Ne demek? Ahuze hazzen vafire minel ganimeti. Demek ki siz yenildiğiniz takdirde Allah bana lütfetmiş, ben onlarla beraber olmadım. Ama siz zaferi elde ederseniz, bir ganimeti kazanırsanız, keşke ben de onlarla beraber olmuş olsaydım. Bildiniz değil mi? Ha, ke'en lem tekun beynekum ve beynehu meveddetun bu, kâle kad en'amallahu aleyye, böyle dedi sanki aranızda bir tanışlık yok. Yani sizin o öldürmenize, perişan olmanıza, yenilmenize üzülmüyorlar. Sanki sizi hiç tanımıyorlar. Kendileri kurtuldukları için seviniyorlar. Oldu mu? Burayı öğrendik değil mi? وَلَاِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللّٰهِ لَيَقُولَنَّ كَاَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّتُنْ يَا لَيْتَنِي كُنْتُمْ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظ۪يمًا Bu 73. ayetti bitti. 74'e geçeriz. قَالَ تَعَالَى Allah-u Zülcelal diyor. فَلْيُقَاتِلْ اُمَّنْ O savaşlardan geri kalan kişi felyukatil savaşsın. Anlıyorsun değil mi? Ya li tenbih hani ya nida için bazen gelir. Burada munada olmadığı için diyor ya niçindir? Tenbih içindir. Niye? Çünkü ya leyte. Neye dahil olmuş?
Leyte, leyte harftir. Harfini de harfe dahil olur mu? Olmaz. Mecbur dedi ya tenbih içindir. Nida için değildir. Ama bu gibi yerlerde munada mahzuf da olabilir. Kale ya kavmu ya şahsu leyteni. Harfini de munada mahzuf da yapabiliriz. Oldu. Ne kadar Celal'in ona değinmese de o da caizdir. Ya leyteni kuntum ma'afafuz falan. Ha felyukatil fi sebilillahi. Sebilillah ne demek? Li'i'la'i dinihi. Li'i'la'i dinihi. Allahu Zülcelal'ın dininin i'lası için savaşsın. Li'i'la'i dinihi. Dinini yüceltmek için, dininin sancağını dalgalandırmak için savaş denildiği vakit. Kiminle savaş? Felyukad bise billahi. Ellezine. Öyle kimseler ki, yani savaş öyle kimselerle, öyle kafirlerle savaş ki, yeşrune, yebi'une satıyorlar. El hayate dünya, dünya hayatını satıyorlar. Bil ahireti, ahirete ne diyorlar? Satıyorlar. Yani ahiretlerini tehlikeye atıyorlar dünya için. Oldu mu? Felyukatil fissebilillahi. اَلَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ Şimdi o اَلَّذ۪ينَ مَفْعُول zannettim mef'ul değil. O nedir? O faaldir. فَلْيُقَاتِلْ savaşsın fi sebilillah Allah yolunda li ala dinihi kim ellezine yeşrûne hayâte dünya bil ahireti dünya hayatını ahiretle satan yebi'une hayâte dünya bil ahireti şimdi yeşrûne yebi'une getirdi satın almak niye yebi'unle tefsir etti? Şimdi kayda şiradan sonra hani iştereytu, şereytu şiradan sonra ba terk edilene dahil olur, gelene değil. Terk edilene dahil olur, gelene değil. Şimdi burada ellezine yeşrunel hayate dünya bil ahireti. Dünya hayatını verip ahireti alıyorlar. Bakın dikkat. Katilden, ben zaten başta bununla yanıldım, yanlış bir mana koydum. Şimdi burada diyor, فَلُقَاتِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah yolunda neysin? Savaşsın. Kim? اَلَّذِينَ O kimseler ki, يَشْرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ Dünya hayatını ahiret hayatına satıyorlar. Yani dünya hayatını verip neye alıyorlar? Ahiret ediyorlar. Yani o müminler ki, dünya hayatını ahiret hayatına veriyorlar. Dünya hayatını, ahiret hayatına feda ediyorlar. Onlar savaşsınlar. Onlar cihat etsinler. Niye? Çünkü وَمَنْ يُقَادِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Kim Allah yolunda savaşırsa, فَيُقْتَلْ öldürülürse, اَوْ يَغْلِبْ yahut da zafer elde ederse, فَسَوْفَ نُؤْتِهِ اَجْرًا عَظِيمًا Biz ona büyük bir ecir veririz. Öyleyse, ahireti dünyaya tercih eden kişiler ne etsinler? Savaşsınlar, Allah yolunda cihad etsinler. Demek ki hele söyle Muhsin, felyukatil savaşsınlar, sebillah Allah yolunda. Ne demek Allah yolunda? Li'alai dini. Li'alai, Allah-u Zülcelal'ın dinini yüce kılmak için savaşsınlar. Kimler savaşsınlar? Ellezine yeşrûnel hayâte dünya bil ahireti. O kimseler ki, dünya hayatını ahiret hayatına satıyorlar. Ne demek? Ne veriyorlar, neye alıyorlar? Dünya hayatını veriyorlar, ahireti alıyorlar. Yani ahireti dünyaya ne ediyorlar? Tercih ediyorlar. Bunlar savaşsınlar. Peki burada neyi veriyorlar, neye alıyorlar? Terk ettikleri nedir? Dünya. Aferin, dünya hayatı. Onun karşılığında aldıkları şey nedir? Ahiret. Terk edilen nedir burada? Hayat-ı dünya. Elde edilen nedir?
ahiret. Bak, terk edilen dünya hayatıdır, elde edilen ahiret hayatıdır. Baneye dahil olmuş, mekhuz olan ahirete dahil olmuş. Halbuki şiradan sonra ban, metruk hangisi gidiyorsa ona dahil olmalı. Burada tam tersi olmuş. Ha, onun için getirdiği yeşrune yebi'une. Ha, burada yeşrune satın almak manasına değil, kendi manasına kullanılmamış. Burada yeşrune yebi'une. Anlıyorsun Osman? Burada yeşrune ne demek? Yebi'une demek. Yebi'une ba'den sonra zaten ba neye dahil olmuş? Ba'den sonra ba elde edilene dahil olmuş. Ha. Ellezine yebi'une satıyorlar. Neyi satıyorlar? El hayate dünya. Dünya hayatını satıyorlar. Neye dünya hayatını satıyorlar? Bil ahiret. Dünya hayatını ahirete satıyorlar. Yani dünya hayatını verip ahireti alıyorlar. Satın alıyorlar. Yok. Dünya hayatını satıyorlar. Karşındaki aldıkları para nedir? Ahiret hayatı. Evini satıyor parayla. Gelen para. Burada hayatı dünyaya satıyorlar, ahireti elde ediyorlar. Yani ba'dan sonra, be'den sonra ba gelene dahil olur. Şiradan sonra metruke gidene, terk edilene dahil olur. Burada şiradan sonra mehuze dahil olmuş, getirdiği buradaki şira kendi manasına ne olmamış? Kullanılmamış. Ya burada bey'e kullanılmış. Onun için metruke değil de mehuze dahil olmuş. Bildiyse burada ahiret metruke olsa ne olur? O zaman zem olur. Dünya hayatını alıyorlar, ahireti terk ediyorlar. Zem değil mi? Zem olur. Yüce Allah da bu kullarını ne ediyor? Medeh ediyor, övüyor. Diyor, فَلْيُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda savaşsınlar. Kimler? اَلَّذِينَ يَشْرُونَ يَبِعُونَ الْحَيَاتِ Dünya bil ahireti. Dünya hayatı ahirete satanlar neysinler? Neysin bunlar? Bunlar Allah yolunda savaşsınlar. Bu bir illet hükmündedir. Niye savaşsınlar? Çünkü وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Kim Allah yolunda savaşırsa, kim Allah yolunda ne ederse? Savaşırsa. فَيُقْتَلْ يُسْتَشَدْ Şehit düşerse. اَوْ يَغْلِبْ يَزْفَرْ بِعَدُوِّهِ Veyahut da düşmanına zafer kazanırsa. Yesfer bir adı düşmanına zafer ne edersen kazanırsan fesevfe nu'tihi ecren azima biz ona bir ecre azim ne ediyoruz? Veriyoruz. Fesevfe nu'tihi ecren azima biz ona büyük Allah-u Zülcelal'ın büyük dediği bir ecir bizim gözümüze büyük değil Allah katında büyük olan bir ecri veririz. Öyleyse Yüce Allah sevdiği kullarına diyor, ey ahireti dünyaya tercih edenler, siz savaşın. Çünkü savaşan kişi şehit de olursa, galip de gelirse ona ecre azim verir. Ne demek? Sevaben cezilen. Ecir, sevap demek. Azimen cezil demektir. Oldu mu olmadı? Bunu öğrendik mi? Şimdi وَمَّنْ يَقْتُرْ Hani Nahv'ın kaidelerine göre مَنَ الشَّرْتِيَ değil midir? يُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bu da fiyolu şart olur. مَنَ الشَّرْتِيَ mutlu olur. يُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bu fiyolu şart olur. فَسَوْفَ نُؤْتِهِ اَجْرًا عَظِيمًا Bu da ceza-u şart olur. Fiyolu şart, ceza-u şartın tamamı mehale merfu o mutlu olan, edat-u şart olan مَنَ ne olur? Haber olur. Bitti. 74. ayeti öğrendiniz mi? Ama 75'e geçelim. Ve ma lekum. Burada may istifamiye de istifam tevbih içindir veya taaccüb içindir. Ne olmuş size la tukatiluna ya? Bu kital bu kadar sizin için faydalı iken ne olmuş size siz savaşmıyorsunuz? Ve ma lekum ne olmuş size? Size la tukatiluna siz savaşmıyorsun. Bu istifamu tevbihin. Bu
azarlama istifamidir. Pişman ettirme istifamidir. Ne olmuş size, siz savaşmıyorsunuz? Ne demek? اِلَّا مَانِعَ لَكُمْ مِنَ الْقِتَالِ Yani kıtaldan hiçbir mana yok. Kıtal sizin için büyük bir mukafettir. Sevap ve cezile yol açan bir durumdur. O kıtal içinde size bir mana yoktur. Ne olmuş size, siz savaşmıyorsun? Bakın وَمَا لَكُمْ وَمَا مُبْتِدَا لَكُمْ جَارُ مَجَا Onun neyi olur? Haberi olur. La tuqatiluna cümlesi de ne olur? Hal olur. Mana nedir? Size ne olmuş ki? Mukatil olduğunuz halde ne olmuş size? Yani ne mani var siz savaştan alıkoyuyor, koyan? Hiçbir mani yok. Nasıl bu nimeti kaçırıyorsun? وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ne olmuş size? Allah yolunda ne etmiyorsun? Savaşmıyorsun. Nerede savaşmıyorsun? Allah yolunda savaşmıyorsun. Bir de وَفِي تَخْلِيسِ الْمُسْتَدَعَف۪ينَ Zayıfları zulümden kurtarmak için savaşmıyorsun. وَفِي تَخْلِيسِ الْمُسْتَدَعَف۪ينَ Zayıfların kurtarması için ne olmuş size, ne etmiyorsun? Kurtarmıyorsun. Şimdi burada وَفِي تَخْلِيسِ تَخْلِيسِ buraya koydu, işaret etti ki مُسْتَدَعَف۪ينَ سَب۪يلِ اللّٰهِ üzerine nedir? Ma'tuftur mudaf takdiriyle. Oldum. Bu ayetin üzül sebebi, yani hicretten önce cihat farz değildi. Cihat farz olmayınca Müslümanlar ne ettiler? Cihat ettiler, bir kısım hicret ettiler, bir kısım edemediler. Mekke'de kalan o Müslümanlar, o müstadaflara zulm yapılıyordu, hakaret yapılıyordu. Sonra ne oldu? Ayet nazil oldu. Allah'ın dini yüceltmek için o Mekke'de kalan müstadafları kurtarmak için niye savaşmıyorsun? Öyle değil mi? Bu ayet nazil olunca bir kısım müminler, böyle imanı daha zayıf olan, biraz geri durmaya gayret gösterdiler. Münafıklar hepsi geri durmaya çalıştılar. Bu ayet ne oldu? Nazil oldu. Müminlerin ne? Allah yolunda cihada müstadafları kurtarmaya teşvik etti. O müstadafinler de minel ricali ve nisai ve vildani. Onların bir kısmı erkek. Öyle değil mi Osman? Ve nisai bir kısım nedirler? Bir kısım da kadınlardırlar. Ve vildani bir kısım da çocuklardırlar. Vildan velen cemidir. Ellezine o rical, nisa, vildanlar ki habesehumul kuffaru. Kafirler onları ne etmişler? Hapsetmişler. Anil hicreti. Hicretten hapsetmişler. Bırakmıyorlar ki Mekke'den Medine'ye hicret etsinler. Annemiz Ummu Selleme onlardan biriydi. Ve azevhum. Onlara ne etmişlerdi? Eziyet etmişlerdi. İşte o müstadafler kafirlerin hicretten alıkoydukları, kafirlerin eziyet ettikleri Mekke'deki Müslümanlardır. Kale İbn-i Abbasin radiyallahu ta'ala anhum. Allah-u Zülcelal hem Abbas'tan hem oğlu Abdullah'dan razı olsun. Çünkü ikisi de sahabediler. Kuntu ene ve ummi minhum. O zaman benle annem de onlardan idik. Biz de bak İbn Abbas diyor, Hazreti Abbas hicret etmişti. İbn Abbas o zaman küçüktü. Annesiyle beraber Mekke'de kalmıştı. O Mekke'de diyor hapis edilen, zulüm edilenlerin içinde diyor biz de vardık. Oldum. Vildan kime göre? Velid manasına olan velidin cemidir. Kime göre vildan? Veledin cemidir. Veled manasına olan velidin cemi de olsa mana aynı. Diletmen veledin cemi de olsa aynı. Ellezine o müstadaflar ki yakulune diyorlardı da'ine dua ederek diyorlardı. Kendilerine ne diyorlardı? Dua ediyorlardı. Rabbena ya Rabbena yayı oraya koydu, işaret etti ki bu nedir? Munadadır. Harf nida mahzuf bir munadadır.
Rabbena ya Rabbena ehricna min hazil kariyeti. Bizi bu kariyetten çıkar. O kariyet nedir? Mekke'te ku Mekke'de. Ya Rabbi bizi Mekke'den çıkar diye dua ediyorlar diyeyim. O kariyet ki, o Mekke ki ezzalimi ehluha bil küfri. Küfür yapmayla ehli zalimdir. Yani küfürle, küfür sebebiyle zalim olan, ehli zalim olan Mekke'den bizi çıkardı. وَاَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ مِنْ عِنْدِكَ لَدُنْ عِنْدَ مَنَسَنَدِرْ Kendi indinden, kendi katından veliyen. Bana neyi kıl? Veli kıl. O veli ki yetevella umurana. Bizim umurlarımıza tevelli eden, bizim işlerimize sahip çıkan, bizlere sahip çıkan bize bir veli kar. Yetevella aslı yetevelleyüdür. Tekesseru babındandır. Ya mutarıkma kalın nefsi ilfe kalbi oldu. Yetevella oldu. وَجْعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا يَتَوَلَا نَسْغَدِ Osman dedi. Müdadesinin. Evet. Yetevelle yudur dedi. Aslı. Evet. Yetevelle oldu. Hangi babdır? Yetevelle tekelleme babdır. Evet. Aslı nedir? Yetevelle yu. Ya mutarik makabül mefsel fakal buldu. Yetevelle oldu. Yetevelle oldu. Tamam. Sen bilmesen bu sefer kızardın. وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا وَجْعَلْ قِلْ لَنَا bize nasiren, bize bir nasir, bir yardım edici kıl. Nasir fel mana faal. Bize bir nasir kıl مِنْ لَدُنْكَ مِنْ عِنْدِكَ kendi indinden, kendi katından bize bir yardımcı kıl. Ne yapsın o nasir? يَمْنَعُنَا مِنْهُمْ يَمْنَعُنَا مِنْهُمْ Beni senden ne? Beni sen, bizi o kariyetin zalimlerinden, o Mekke zalimlerinden, o Mekke zalimlerin zulmünden bizi men eden, bizi koruyan bir takım insanları, yardımcıları kaldı. Oldu. Hep böyle dua eder. Ya Rabbi bize bir nasir bir yardımcı yarat oluştur ki bizi bunların zulmünden ne etsin? Kurtarsın. وَقَدْ اَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهُمْ Allah-u Zülcelal onların dualarını kabul etti. Ne etti? فَيَسَّرَ لِبَادِهِمْ فَيَسَّرَ Kabul etti, dualarını kabul etti. وَقَدْ اِسْتَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهُمْ Allah-u Zülcelal onların dualarını kabul etti. Neyti feyessere libadihim el huruce bir kısım Müslümanlara Mekke'den çıkmayı müyesser etti. Kaçtılar, bir türlü müsaade aldılar, Mekke'den çıkabildiler. Ve bakiye badun bazılar orada kaldılar. Bak bir kısım hemen kurtardı. Bir kısmı da baki kaldı ilen futihat Mekke. Mekke fethi edilinceye kadar ne oldular? Orada kaldılar. Mekke'nin fethiyle onlardan kurtuldular. Ve vella sallallahu aleyhi ve sellem Utabe ibn-i Useyd. Utabe ibn-i Useyd'i Mekke'ye vali tayin etti. Görevlendirdi. Fe ensefe mezlumehum min zalimi. Onların mezlumlarını zalimlerinden korudu. Bak işte dua kabul oldu. Bize bir nesil kıl. O nesil ne oldu? O Medine'ye gidenler zaten nesilleri Resulullah oldu. Orada kalanlar da Mekke fethedildi. Onların nesilleri de Utabe ibn-i Useyd oldu. O da bırakmadı hiçbir zalim bir mezlume ne etsin? Zulüm etsin. Oldu. Fe'ensefe ne demek istiyor? He? Fe'ensefe. Fe'ensefe korudu. Yani insaf edeyen adaletli davranıyor. Fe'ensefe mezlume min zalimihim. Mezlumi, onların mezlumlarını, onların zalimlerinden korudu. İnsaf etmek, hani diyorlar insafi davran, yani adaletli davran. Mezlumları zalimlerden korumak suretiyle adaletli davrandı. Sen kaç yaşındasın Osman? 16 yaşındayım. 16.
Ahsin sen? 18. 18 olan kim var? Serkan. O Osam bin Hüseyin o zaman 18 yaşındaydı. Mekke'nin valisi olarak tayin edildi. Oldu mu? Yani çocuk gözüyle kendinize bakmayın. Ellezine amenu. Şimdi 25. 75. ayet de bitti. 76'ya geçiyoruz. Ellezine amenu. O kimseler ki iman ediyorlar. Onlar iman, gerçek manada iman edenler yukatilune fissebilillah. Onlar Allah yolunda i'la'u dinillah için ne ediyorlar? Savaşıyorlar. Ve lezine keferu, kafir olanlar da yukatilune fissebilillah tağut. Onlar da tağut yolunda savaşıyorlar. Tağut eşşeytan. Tağut şeytan manasına gelir. Tağut put manasına gelir. Tağut, Allah'tan başka kendisine tapılan yönetimlere, kişilere, şeytana hepsine de denilir. Birkaç manası var. Oldu mu? وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ طَاغُوتِ الشَّيْطَانِ فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ. Demek ki bir kısım insanlar Allah yolunda, bir kısım Davut yoluna savaşıyorlar. Bir kısım insanlar Allah'ın mücahit askerleri, bir kısım da Davut'un ne? Davut şeytanı askerleri. Fekatülü savaşın ey Allah'ın askerleri, Allah'ın evliyaları, evliya-i şeytani, şeytanın evliyalarına savaşın. Evliya-i ensare dinihi. Ensare dinihi. Anlıyorsun değil mi? Yani bakın fakat evliya-i şeytani ensar-ı dini. Şeytanın dinine yardım eden. Din mana fikir, mana batıl. Şeytanın dinine yardım edenlerle savaşın. Taglibuhum. Sen onlara galabet edersin. Niye? Kuvvetikum billahi. Siz Allah'tan güç alırsın. Onlar şeytandan güç alamazlar. Şeytan onları kaldırır, onlara güç vermez. Demek sebil-i tağut ne demek? Yani tağutun rıza gösterdiği şeylere ne ediyorlar? Savaşıyorlar. فَقَاتُلُ اَوْلِيَا الشَّيْطَانِ اَنْسَارِ الدِّينِ. Şeytanın dinine yardım edenlerle savaşın. تَغْلِبُهُمْ. Siz onlara galip geleceksin. Niye? لِقُوَّتِكُمْ بِاللّٰهِ. Siz Allah'la güçlüsünüz. اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ بِالْمُؤْمِنِينَ. Şeytanın müminlere karşı keydi, hillesi, desisesi, kâne daifen, çok zayıftır. Ne demek? Vahyen, çok zayıftır. La yukavimu keydallahi bil kafirine. Allah'ın kafirlere yapmış olduğu keyde ne etmez? Denk değildir. Şeytanın hilesi, Allah'ın kafirlere yapmış olduğu hile denk değildir. İnne keyde şeytani. Kanı daifen şeytanın keydi, hilesi eskiden beri zayıftır. Daifen ne demek? Vahyen bu. Zayıftır. Vahyen ne demek? Zayıf demek. La yukavimu. Mukabelet edemez. Mukavemet edemez. Keydallahi bil kafirine. Allah'ın kafirlere yapmış olduğu keyde mukavemet karşı koyamaz. Allah kafirlere yaptığı keyd hile değil. Aslında Allah'ın kafirlere yaptığı şey cezadır. Azaptır. Ama şeytanın keydi geçti ya, yine keyde şeytani. Şeytanın keydinin karşısında Allah'ın keydallah, keydallah denildi. Bura mukabelet içindir. Yoksa Allah'ın ki keydi değil. Onlarınki keydir. Allah'ın ki keydin cezasıdır. Ama keyde şeytanın karşısında geldiği için keydallah denir. Vesaet murtefeka. Benzerler, bunun benzerleri yani mukabelet için karşıdaki cümlenin münasebeti için farklı terimler bazen kullanılır. Kur'an'da da bunlar var. İpek inne keyde künne lazimun. Yusuf suresinde diyor kadınların hileleri nedir? Büyüktür. Hileleri erkeklerin hilelere göre büyüktür.
Öyle değil mi? Bak şeytanın keydi Allah'ın kendine karşı küçüktür. Kadınların keydi erkeklere karşı nedir? Büyüktür. Yoksa kadınların keydi, şeytanın keydi Allah'ın kendine karşı hepsi nedirler? Küçüktürler, zayıftırlar. İkisi şeytan. İkisi şeytanın yoksa kadının mı daha büyük? Kadınki daha. Yani kişiye göre değişir. Tesir kişilere göre değişir ama asıl cinni şeytan, insi şeytanların tesirleri daha fazla. Şeytan bir şey değil. İnsan bir tekme vurdu mu gider. Ama sen gel gel dersen yanına otursan o zaman sana zarar verir. Şeytanın önü kesersen hani diyor vela tekrar bu zina, zina yaklaşmayın. Zina yaklaşmayan kişi kadın yanına gitmez. Kadınla konuşmaz. Kadın ortamına girmez. Zina yapması mümkün değil ki. Yani bütün günahlar öyle. İnsan yanaşmadığı sürece, fırsat vermediği, yol açmadığı sürece hiçbir şey değildir. Ama insan yol açarsa, yaklaşırsa, iç içe girerse o zaman nefis, şeytan birleşir, insana galebet ederler. Burada diyor, vildan cemmu velidin ve sabir sabir diyor. Şimdi küfür günah, zulm günahlara da denilir, küfre denilir burada. Ezzalimi ehre bil küfr işareti ki buradaki küfür, şey zulm, küfürle olandır. Yani utabbunu usseyd dedim. O utabbunu usseyd değil, utabbunu esiddi. Öyle hareket edin. Esid. Var mı? Yine ben biraz önce ne okudum? Ben usseyd okudum. Usseyd demediniz. Hüseyd değil, esittir. Bir de diyor bu duayla insan biz zalimlerin arasında insan kaldığı vakit bu duayla dua ederse Allah onu huzurundan kurtarır. Çünkü o Mekke muhacirleri, şey Mekke'deki zayıf Müslümanlar dua ettiler. Ne dediler? Rabbena ahricna min hazihil qaryati zalimi ehluha vec'al lana min ladunke veliyen vec'al lana min ladunke nasira. Öyle değil mi Abdülkadir? Mekke'deki o mazlumlar, o gariban Müslümanlar bu duayla dua ettiler. Allah Zülcelal dualarını ne etti? Kabul etti. İnsan bir zalim cemaatin içine girerse, zulme uğrarsa, bu dua okursa inşallah Allah onu o zulümden ne eder? Kurtarır. O Mekke'deki mezunların bu duasının bereketiyle. Elem tere ilellezine qile lehum kufu eydiyekum. Burada duralım. Kaçıncı ayete geldik? 77. ayete geldik. Ha, burada dursun. Nefakullahu nefhan mubina. Utlu bil ilme uhayye fehuve darbun bihi nur. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب